Lütfen videoyu atlayarak izlemeyin. Yani kaçırdığınız çok önemli detaylar olabilir. Onun için... Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber bir tane patlamış MH driftimiz var. Patlamış demeyeyim, zamanın getirdiği yorgunluk, bazı eskimeler. Şöyle göstereyim, 125'lik silindir, orijinal 125'lik MH drift. Pistonun alt kısmı patlamış bu şekilde. Silindiri krepeş çekmiş. Bu tarafı hep yanmış, şöyle göstereyim. Evet. Gözüküyor mu? Evet. Tamam. Şimdi silindirimiz bu, pistonumuz da bu, pistonumuz silindirimiz patlamış. Biz de madem bu kadar sökmüşüz, hem biraz performans artışı olsun hem de sıfırlayalım istedik. Bu arada dişleri metal taktırdım. Bugün daha ilk defa YouTube videosu çekiyorum. Gündüz taktırdım, akşam. Gece saat kaç şu an? Şu saate bakma. Saat 2.40. Gecenin saat 2.40'ında video kayda başladık. Bu motorumuzu bu gece çıkarmak zorundayız. Yarın bir tura çıkacağız çünkü. Yine turda videosu gelir inşallah. Allah'tan bir kaza bela çıkmazsa yarın tur videosunu da çekeceğim. Şurada ışık iyidir ha. İyi mi? Yeni yeni diş teline alışmaya çalışıyorum. Bazen peltek konuşabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Söz uzatmayalım. Biraz da ağrı var. Ama önemli değil. Söz uzatmayalım. Ağrılarını size göstereyim. Aldığım sıfır parçaları da sizlere göstereyim. Şimdi burada kapağımız var arkadaşlar. Kapakta bir saniye önce eldiven giymem lazım. Her videoda sizler için çıtayı yükseltmeye çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bundan bir yıl önceki videoyu hatırlıyorum. Bu tezgahta hiçbir şey yoktu. Sadece bu anahtar takımımız vardı. Şurada bir tane kelpetenimiz. Şurada normal bir dandik bir penselerden pensemiz vardı. Başka herhangi bir hiçbir takımımız yoktu. Şimdi bugün çok şükür birçok malzemeye sahibiz. Burada yapılabilecek. Merkeze ihtiyaç olmadan burada halledilebilecek bir sürü makinamız var. Ve lokma takımımız olsun, akışarj cihazımız olsun, kaynak makinesi, maktap, spiral, bir sürü malzeme var. Her neyse, videomuza geçelim. Arkadaşlar, bu eksantrik Mondial Drift'in eksantriği. Şurada görmüş olduğunuz gibi aşınmalar yaşanmış. Şöyle bir kenarı var. Size şöyle gösterirsem daha iyi olur. Yani eksantriğin tepesini yemiş arkadaşlar piyano. Şimdi kapağımız da burada arkadaşlar. Kapağımızda da çevirdiğimde zaten uzun bir süre arkadaş yağ yakarak binmişti buna. Yağ yakıldığı için otomatikmen yanma odasına bayağı kirler birikmiş. Şöyle. Bunun gibi şöyle olmuş sibobun kenarı. Egzoz sibobunda öyle bir problem yok ama bunun da ömrünün bittiği anlamına gelir. Bu tek değişmez. Şimdi bunun ömrü bittiyse madeni sıcaktan dolayı çelik özelliğini kaybediyor. Çelik özelliğini de kaybettiği zaman zamanla bu da bunun gibi olacaktır. Onun için biz bunu takım olarak değiştireceğiz. Şöyle göstereyim. Değiştirecek olduğumuz parçalardan bir tanesi de bunlar kullanılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, size mantığını göstereyim. Krank ve eksantrikten gelen zinciri gergi bir şekilde tutmaya yarıyor bu aparatlar. Burada eksantriğimiz var, sıfır eksantrik. Şöyle tertemiz yüzeyini falan görebiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Sıfır ürün, tertemiz malzeme. Gerdirmeye yarayan aparat da bu arkadaşlar. Gergi çubuklarını ittiriyor. İttirdiği zaman da böyle hilal şeklini alıyor. Arkadaşlar şimdi motorun bu kısmına kadar inmişken kesinlikle bakıp durumuna göre bunları değiştirmemiz gerekiyor. Neden mi? Çünkü motor artık ömrünü doldurmuş oluyor. Silindir pistonu siz değiştirdiniz. Yarın bir gün tekrardan zincirden bir problem açabilir, gergiden bir problem açabilir. Yakın bir tarihte değişmediyse ve buna eminseniz kesinlikle bunları da değiştirmenizde fayda var. Uzun ömürlü bir motor setiniz olsun diye. Bunları da kesinlikle orijinal kullanıyorsunuz. Yan sanayi ürün kullanmamanızı tavsiye ederim. Bunlar hep orijinal ürünler. Mondial bayisinden alınan ürünler. Sıfır malzemelerimiz de burada. Silindir pistonumuz da hemen şurada. İki yüzlük yapacağız arkadaşlar. Sökmüşken silindir pistonumuzu iki yüzlük yapacağız. Lütfen videoyu atlayarak izlemeyin. Yani kaçırdığınız çok önemli detaylar olabilir. Silindir pistonumuz bu. 63.5 üzerinde de yazıyor zaten. Üzerinden çıkan da 125'lik yani 56.5 gelen bir piston. Ama baktığınız zaman çok büyük bir fark olmamasına rağmen motor üzerine bindiğiniz zaman gerçekten çok büyük etkiler edebilecek bir metrik çalışmalar. Çünkü düzen tutmuyor diyenler var. Sağlıklı bir şekilde yapıldıktan sonra düzen tutmayan motor kesinlikle yoktur. Bunun üzerine çıkmak isterseniz mesela 250'lik yapmak isterseniz driftleri tabii ki de bunu da yapma şansınız var. Onu da hemen şurada göstereyim. Gel
Karşı taraftan gel. Arkadaşlar şimdi bu bloklar düze çevrilmeye uygun bloklar. Nasıl? Burada hemen mesela bu zincirli eksantrik, bunun şu gelen zincir kranktan geliyor direkt. Ama ekstra olarak bu bloklarda şurada bir pimli eksantrik yuvası var. Şu deliği gösterebiliyor musun? Evet. Buradaki delik, şuradaki delik. Gözüküyor mu? Evet. Şimdi buradaki delik arkadaşlar pimli eksantriğin, yani iticili eksantriğin pim yuvasıdır. Yani bu demek oluyor ki buna pimli eksantrik takabiliriz. Fakat şöyle bir problem var. Biz bu krankı değiştirdiğimizde otomatikmen 26 perno bir krank takacağız. Nasıl 26 perno bir krank takacağız? 250'lik yapmak istediğimizde şöyle bir krank takacağız. Böyle bir krankı taktığımızda bu kranklara göre üzerindeki krank uzun olduğu için otomatikmen bu kısa kalacaktır. Bu krank şöyle durur bunun üzerinde. Böyle durduğu zaman da yağ pompasını taktığınızda yan tarafta bulunan debriyaj setine değecektir. Yağ pompası buna takılmaz. Orijinal yağ pompası buna olmaz. Buna yağ pompasını özel bir şekilde tornada yapıyoruz biz. Eğer almak isteyen, ulaşmak isteyen olursa, temin etmek isteyen, Instagram adresimizi açıklama kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yardımcı olacağım. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım. Mondial Drift. Her modelinde var mı bilmiyorum. Çok modelli bir drift sökmedim. Ama birçoğunda eminim ki vardır. Çünkü blokları CG ile hemen hemen aynı. Çünkü birçok modelini de bu şekilde kullandım. Mondial. Demek oluyor ki Mondial Drift 250'lik CG'ye çevrilir. Bununla hemfikir olalım. Herkes bu konuyu anladığını düşünüyorum. Şimdi şu taraftan gel. Bu da sıkmış mı ya? Öncelikle yağ tapamızdan kirli yağımızı boşaltıp sonra da bu statür tarafını söküp şu eksantrik ve krank zincirini değiştireceğim. Sizler de zaten videoda izleyeceksiniz. İçerisinde zaten çok bir yağ çıkmadı. Sadece bir su bardağı falan yağ çıktı. Blok kısmının köşelerinde biriken yağlar bunlar. Arkadaşın motoru da modifiyeli bir motor. Yıllar önce Kahramanmaraş'ta ilk air süspansiyonu ben yapmıştım. Yine bu motorda da air süspansiyon var herhalde. Bakalım videonun sonunda da ön kısmı kompresöre bağlarız. Tıs pıs. Yani kompresör dediğim bizim dükkanın kompresörüne bağlarız. Sizi sıkmadan videoyu izletmek istiyorum. Diş telimden de rahatsızım. Biraz ağrı başladı çünkü. Şu an saat 3 oldu mesela. 3'ten sonra saat 4, 5, gece 4 bu arada arkadaşlar. Biliyorsunuz tabii ki hava karanlık. 6 gibi çıkarız herhalde. Evet. 6 gibi bir Çağlayan Cerit'e geziye gideceğiz arkadaşlarla. Sizlere bir vlog çıkarmaya çalışacağım. İnşallah güzel bir kazasız belasız güzel bir vlog olur. Motorumuzun yağı da süzüldükten sonra artık yan kapağımızı sökmeye başlayabiliriz. Bu şu üzerinden çıkan sağ taraftaki zaten şöyle bellidir. Bunu değişme amacımız da bu arkadaşlar. Bu eksantrik zincirleri zamanla aşınmaktan, bu pakla aralarından yavaş yavaş sünme yapıyor, uzama yapıyor. Aşınmadan dolayı o delikler genişliyor, bu paklalar uzuyor. Arasında şu kadar bir fark var. Bu zinciri değiştirme amacımız da bu. Yoksa eğer bunu değiştirmezsek sanki subap sesi gibi Yeni motor tamiri yaptığımız bir motorun aynı subap sesi gibi şıkır 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 bir ses gelir. O da eksantrik zinciri ile alakalı bir sestir arkadaşlar. Şimdi bunun herhangi bir sentesi yok. Krank tepede olduğu sürece oradan ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir boşluk yok. Sağa sola hafif var. Bu normal, yukarı aşağı olmaması önemli. Böyle yukarı aşağı yaptığınızda tık tık etmemesi lazım. Dediğim gibi CG blok tarzında da burası bu şekilde. Buraya eksantrik pimi girebilir.
Bu zinciri tamamen iptal edebiliriz. Alt kısmı da zaten normal CG gibi. Yani CG kranka 26 perno bunlara olur. Zincirimizi buradan alıyorum tekrar. Neden daha yüksek CC bir silindir piston atmadığımı soracak olursanız, artık bir süre sonra da üst kapak kurtarmaz oluyor. Biz üst kapak değişmeyeceğinden dolayı arıza verecektir. En azından bu uzun ömürlü güzel bir motor olacak. Şöyle. Burada önemli bir detay. Siyah olanı alt tarafa koyuyoruz. Alt segment. Böyle gold renginde olanı da sarı renginde oluyor bazıları. Üst tarafa koyuyoruz. Ateşleme segmentidir bu. Alt taraf kompresör, üst taraf ateşleme segmenti. Tabii ki segmentleri piston üzerine ve krank üzerine takmadan önce güzel bir şekilde yağlıyoruz arkadaşlar. Bu yağlama kısmı gerçekten çok önemli. Çünkü motor ilk marşında malzemeler sıfır olduğu için çok sıkı olacaktır. Alışma süreci olacaktır. O alışma sürecinde motorun ilk marşında hemen üst tarafa yağ göndermediği için o sırada çizilmelere sebep olabilir. Bu sebepten dolayı her tarafını güzel bir şekilde yağlıyoruz. Perno segmanını da kolay olmaz. Perno segmanını takarken de kolaylaştırmak için bir tarafını öncelik olarak pistonun üzerine takıyorum. Ondan sonra da pernoyu kranga ve pistona geçirdikten sonra da diğer tarafını. Şöyle ufaktan da bir çeviriyorum arkadaşlar. Yuvaya tam oturduğundan emin olmamız lazım. Yoksa o perno segmanı çıkarsa perno direkt silindiri çizer. Bu da direkt silindirin çöp olması demektir. Ona emin olmak için, oturduğuna emin olmak için şöyle ufak bir çeviriyorum. Eğer dönüyorsa bu işlem tamam demektir. Arkadaşlar pistonumuz güzel bir şekilde yağladıktan sonra oturtuyoruz. Şöyle zirvesine de bir bakalım. Tatlı güzel bir zirvesi var. Yeterli orijinal motora. Yapılı isterseniz driftleri de eksantrik, zincirli eksantriği istemeden aslında yapabiliriz. Kimse yok. İlerleyen zamanlarda bakalım bir projemizde bunu da dahil edelim. Şimdi üst kapağımızı yapmaya geçelim. Boy olarak bunlar aynı arkadaşlar. 125'lik de bu. Şuradaki burçlarımızı unutmuyoruz. Şimdi kapağımızın temizlik işlemlerine geçelim. Arkadaşlar öncelikle zaten bujimizi değiştireceğiz. Şu gördüğünüz kısmı güzel bir şekilde tel fırçayla tertemiz temizliyorum. Tertemiz. Sübaplarımız da bunlar arkadaşlar. Herhangi bir sübap çakışma olmamış. Dördek kırılması falan söz konusu değil. Sübaplarımızı alıştırmadan önce egzoz kısmını güzel bir şekilde temizlemem lazım. Egzoz çıkışını rahatlatıyoruz ki motor hararet yapmasın. Zaten havalar sıcak, yaz aylarındayız. Buranın temizliğini yapmazsak motor boğulur. Boşaltımını rahat yapamaz. Alev de buradan rahat çıkmadığı için, çoğunluk burada alev kalacağı için motor hararet yapar. Patlama odası çünkü burası biliyorsunuz. Sivoplarımızda herhangi bir problem yok. Şuradan alıştırma macunumuzdan alıyoruz. Sürüyoruz. Kapağı alıştırmak çok önemli arkadaşlar. Özellikle orijinal motorlarda ve yapılı motorlarda kesinlikle yapmamız gerekiyor. Şöyle. Sübapları sıfır taktığımız için kapağa göre uyduruyoruz, uyarlıyoruz yani.
birbirine alıştırıyoruz. Macunumuzu da sürüyoruz arkadaşlar. Eksos tarafının alıştırmasını yaptık. Bu alıştırmak çok önemli arkadaşlar. Motorun kompresörünü birebir etkileyen nokta burası. Yapımda nasıl çıkıyor ses? Kafamızın temizliğini yaptıktan sonra sipop keçelerimizi de değiştiriyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli bir detaylar. Yırtık şey olması önemli değil. Ömrünü doldurmuş olması yeterli oluyor. İnsanın bile bir ömrü var. Belirli bir saat çalıştırdıktan sonra, belirli bir saat yaşadıktan sonra insanlar artık ölümünü bekliyor. Bu sipop keçeleri de aynı şekilde. Yırtık olması önemli değil. Bu kadar sökmüşken erinmeden değiştirmeye özen gösterin. Çünkü bunlar önemli detaylar. Motorun yağ yakmaması, yağ atmamasını istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Tap tap şuna bak. Gördün? Şimdi bunların arkadaşlar derdeklerin içi kuru kalmasın diye sipoplarımızın da uç kısımlarını yani ufak bir yağlamla atıyorum. Böyle daha güzel olur. Olsan şaşarım zaten. Olsan şaşarım. Dur hele. Keçelerimizi de değiştirdikten sonra sübap tırnaklarımızı takıyoruz. Artık kapağımız hazır bir şekilde. Bujimizi de artık üzerinde değiştiririz. Arkadaşlar bu kapak üzerinde şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki eksantrik rulmanlarının, yuvalarının sağlam olması gerekiyor. Buralara yatak sarmışsa, rulmanla beraber dönmüşse artık bu kapaklarımız çöp olmuş demektir. Rulmanla beraber dönmemesine, yatak sarmamasına dikkat ediyoruz. Şimdi sıfır eksantriğimizi alıp arkadaşlar az önce söylemeyi unuttum galiba. Biz kamera arkası yaptık ama sizlere de yine göstermek istedim. Şu kadar benzine herhangi bir kaçırma yok Sipop kanalından. Yani zaten bu kadar iyi alıştırmaya benzin koymak bir ihanet sayılır. Çünkü çok iyi alıştırdım Sipopları. Şöyle temizliğini yaptıktan sonra kapağımızı da kapatabiliriz. Dört saplamamızı artık atabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra da eksantriğimizi ayarlayacağız. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken pistonun ölü noktada olması lazım. Onu da bu taraftan T ile bulmamız lazım. Pistonun ölü noktasında olduğunda sipop ayarı yapabilmemiz için mesela sente kayıklığı kesinlikle olmaması lazım.
son ölü noktada olup olmadığını da şöyle söyleyeyim. Eksantrik mesela arkadaşlar, baktığınız zaman burası bademli tarafı, yani basarlı tarafı. Bu tarafı değil de süpap ayarı yapmak için şu düz zemini kullanmamız lazım. Düz zemini de şöyle eksantriği dengelememiz lazım. Gel bu tarafa. Çizgi var ya, o çizgi terazili bir şekilde durması lazım. Motorun sentede olması için. Kompresöre bindi. Volant zor dönmeye başladı. Artık üst kapağımızı kapatacağız. Üst kapağı kapatmadan önce sibop çekişlerimizi değiştireceğiz. Ondan sonra üst kapağımızı kapatacağız arkadaşlar. Yağımıza bakacağız. Buradan ilk marşı yapmadan önce buradan gergiyi açmamız lazım. Yani eksantrik zincirini kapağımızı kapattıktan sonra buradan açıyoruz. Boş olan zinciri burası gerdiriyor. Bu gerdirmeyi de tabii ki değiştirdik. Gerdirmeyi değiştirmemizin amacı da gerdirme burada. Kapağı falan ölmüş zaten. Yani gitmek üzereydi. Biraz iş yapar ama risk atmaya değmez. Bunları da değiştirmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar şu orta kısımda bulunan, yani şöyle avucumun içerisindeki bulunan cıvataların mutlaka şurasında bakır pul, alüminyum pul olmak zorunda. O pulları neden koyuyorlar? O pulları herhangi bir yağ kaçağı olmasın diye, etrafa yağ sıçramasın diye o pulları koyuyorlar. Şu dört köşedeki kapaklarda pul olmasına gerek yok. Çünkü arada jont olduğu için bu taraflara yağ sızmıyor. Ait mi şu an? Arkadaşlar driftimizi tamamen yaptık, bitirdik. Alt silindirimiz 200'lük silindir oldu. Üst kapağımız 125 kaldı. Kamera arkası ilk marşımızı yaptık biz. Yine de sizlerin önünde de bir ilk marş yapalım. Yok abi, bizden kaçmış böyle şeyler. Vallahi. İyi güzel, hoş modifiyeli. 200'lük alt motoru yormayacak bir motor oldu. Üstten dolu bir 200'lük motor yaptık. Eksik cıvataları vardı, eksik cıvatalarını tamamladık. Statür tarafında yine eksik cıvataları vardı, onları da tamamladık. Herhangi bir problem, bir sorun yok. Motorumuz başarıyla tamamlandı. Motorumuzun CC yükseltme işlemi başarıyla tamamlandı. Arkadaş hayırlı olsun. Allah'ım kaza bela vermesin. Maşallah motoru da zaten gemi gibi duruyor. Ufak tefek egzozunda biraz yarıklıklar var. Onları kapattık. Yani gayet güzel. Basık bir motora yapılabilecek en güzel alt motor bu. Yormayacak bir şekilde yapılabilecek en tatlı, en güzel şekilde alt motor bu. Daha fazlası olursa çok hızlı gider. Tümsekli sektiğinde kaza falan olabilir. Şu eğrine aslında bir baksak yoruldu da. Böyle gündelik kullanım yapılabilir aslında. Arkaya da güzel bir süspansiyon yaptıktan sonra. Onun şu in bir. İn. Kalkık hali. He, önün kalkık hali. Yani süspansiyonda da aynı yay gibi yaylanır. Havalı şey işte. Havalık havalı olmuş olur. Ama şurada hava mı var? He, şu an hava var. Ama şurada yay yok demek ki. Olay bu. Zamanında abim bunun elektroniğini yapmıştı. Arkası körüklüydü. Şimdi inanmayanlar olacaktır. Hala burada şeyi var. Anısı var yani. Şuna baksana. Transformers gibiydi CG. Şöyle
şu civataları tutturuyorduk, tamam bunlar. CGN2 biraz dip dibe. Mesela şu kompresörü çalıştırıyordu. Şu kompresörü durduruyordu. Ondan sonra şunlar kaldırıyordu, indiriyordu. Kaldırıyordu, indiriyordu yine. Arka ön bu şekilde tuşa bağlamıştım ben. Yıl 2017-2018'de. O zamanlarda valve bağlama videom var zaten. Neyse, motorumuz bu. Süspansiyonu da sadece önde aktifmiş. Arkada da aktif değil şu an. Arkada da normalde körük olur. Bir de havalı piston olur. O ikisi de olabilir. Bu videomuz bu şekildeydi. Umarım sizlere yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Sizlere bir şey katabilmişizdir. Diğer YouTube videolarında görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen bize destek olma için kanalımıza abone olun. Yusuf Azim Farkı ile hoşça kalın.